Selamlar arkadaşlar, Finroll'da hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir Japon yemeği tarifiyle karşınızdayız. Ay daha fazla, ayak ucumda dur. Keserim, merak etme. Şimdi arkadaşlar, bugünkü yapmak istediğimiz şey şu. Somen. Şöyle yakından da göstereyim. Ya, bir sus da ben bir konuşayım artık. Sağ ol ya. Şöyle arkadaşlar, çok kolay, yapımı çok kısa süren somen denilen bir ne derler buna? Noodle mı desem, makarna mı desem? Japon makarnası ama biraz bildiğim yöntemlerden farklı yapılıyor senin anlattığın kadarıyla. Evet, çünkü pişirme süresi çok kısa, çok ince olduğu için sadece 2 dakika. 2 dakika. 2 dakika boyunca başlıyoruz. Ondan sonra hemen çıkarıp bunu Japonlar hani sıcak da tüketiyorlar ama yazın soğuk tüketiyorlar soy sosuyla beraber. Böyle yıkayıp buzda birazcık bekletip çok soğuk olarak tüketeceğiz. Soğuk olarak mı tüketiyoruz bu seferken? Evet. Ben sıcak diyorum. Hatta bu bayağı ince olduğu için ben bunu Japonya'da mesela şehriye çorbası yaparken hani kırıp şehriye yerine kullanabiliyorum. İşte. Gerçekten aynı tadı veriyor, o kadar ince. Türk zekası hatta arkadaşlar. Hatta söyleyeyim. İçinde sadece buğday unu ve tuz var. Ha, bu değil mi? Evet. İçeriği. Evet. Bu arada arkasında şöyle tarifi de var arkadaşlar. Hı-hı. Size hemen yakından göstereyim. Evet. Şöyle gördüğünüz üzere arkadaşlar, şu kısımda Japonca okuyabiliyorsanız göstereyim, şöyle de olur da olmaz. Hatta bence bu Türkiye'de hani böyle bazı yerlerde satılıyordur diye düşünüyorum. Olabilir. Merak ediyorsanız. Bunun dışında arkadaşlar, bir makarnamız daha olacak daha sonraki ileriki videolarda. Soba. Evet. Animelerde bunu sık sık görmüşsünüzdür. Somen'i ben çok görmedim. Hı hı. Ancak sobayla çok karşılaşıyordum ve merak da ediyordum. Yakında sizlerle sobada yapacağız. Ben bir yıl boyunca Japon restoranında part-time çalıştım. Orada bunu böyle Genovese soslu, böyle değişik şekillerde, hatta kıymalı, sıcak şekilde de yapıyorlardı. Ben hani en basic, en kolay olan şekilde size anlatacağım. Burada üstün master chef yeteneklerim kullanarak. Öyleyse diyoruz, geçelim mi tarife? Tamam. Öncelikle kaynayan suya ihtiyacımız var. Kaynamakta olan su ama şu an kaynamadığı için kaynamasını bekliyoruz. Kettle'ımız yok arkadaşlar. Kettle'ımız neden yok? Çünkü annem kettle'ın kanserojen olduğuna inanıyor. Annem birçok şeyin kanserojen olduğuna inanıyor. Mesela fırın, kettle. Mikrodalga fırın, patlamış mısır, cips, kola. Ya belki de kanserojendir de arkadaşlar. Yani evet. Yapacak bir şey yok. Şöyle göstermeye devam edelim. Bunu ne için kullanacağız mesela? Bunu soğuk salatalıkla yapıyorlar. Yani benim çalıştığım restoranda salatalık, işte ne bileyim, zendelenmiş rencefil. Zendelenmiş zencefil ve erik turşusuyla beraber güzel oluyor. Ama isterseniz avokado, somon falan da koyabilirsiniz. Biz fakir olduğumuz için sadece salatalık koyacağız. Ve yanında soya sosu. Benim Japonya'dan getirmiş olduğum soya sosu var. Daha miniğini bulamadım. En mini buydu. Ama burada da, Türkiye'de de soya sosu satılıyor. Siz onu kullanabilirsiniz. Ve üzerine birazcık ferahlık, hani yazın aşırı sıcak var. Şu an İzmir 45 derece. Ferahlık versin diyerekten birazcık limon kabuğu rendeleyeceğim. Japonya'da böyle yuzu denilen, gene böyle bir narenciye var. Ondan yapıyorlar ama ben burada onu bulamadığım için limon yapacağım. Umarım güzel olur. Zaten her halükarda Rıdvan hepsini yiyecek. Hepsini afiyetle yiyeceğim arkadaşlar. Yiyeceğim. Doğru söylüyorum. Koçum benim. Şöyle minik salatalıklarımız var. Turşu kurumak için. Ay, buraya da kedi tüyleri falan yapışmış. Tekrar yıkıyorum. Aslında yıkamıştık. Bizim her şeyimiz artık kedi çeşitli yani. Aynen öyle arkadaşlar yani. Tiksiniyor muyuz? Hayır. Asla. Ne olur. Yani kedi tüyü. Olmaz. Ben bazen acıktığımda okluk yapıyorum. Evet, salatalıkların kabuklarını soyacağım. Bu salatalıklar biraz yumuşamış. Aslında öyle salatalık kabuğu soyucu
böyle şey olsa, aparat olsa daha kolay olur ama bunu idare edeceğim şimdilik çünkü bizde yok. Evet, şimdilik iki tane salatalığı soydum. Kabuklarını şöyle yüzüme yapıştırayım diye. Ay. Böyle günlük bakım rutinimi bu şekilde salatalık kabuklarıyla böyle göz atlarımı şöyle şöyle süreyim. Artık makyaj videosu çekmiyorsun Rıdvan demeyin. Her şey var. Yemek yapmıyor muyduk abi? Şimdi suyun kaynasıya kadar birazcık böyle durayım. Bu arada şöyle gösterelim, söyledik. Şimdilik iki tane yeter dedi abla. Büyük bir ihtimalle gerisine ihtiyaç duyduğumuzda annemiz anne yardımıyla soyarız herhalde. Evet, şimdi bu salatalıkları güzel kesmemiz lazım. Önce keselim çünkü suyun kaynayacağı yok. Şöyle tamam. Ortadan. Beni de alıyor musun? Seni almıyorum. Beni de alırsın. Şimdi ben Japon restoranında çalışırken bir keresinde bana böyle limon gerekti. Limon dilimi gerekti. Böyle ben aldım limonu gayet normal doğradım. Dediler böyle doğranmaz mı? Önce ortadan kesip sonra onları kesmen lazım. Çünkü biliyorsunuz Japon yemeklerinde görsellikte en az tadı kadar önemli. Böylelikle kesmeyi de öğrenmiş oldum. Ama bunu da güzel kesebildim mi? Bence güzel kesemedim. Çünkü şimdi fark ettim ki bence salatadan çekirdekleri çıkarsam daha güzel olabilirmiş. Neyse ben de sonuçta... Ay! Şey değilim yani. Ben de şey değilim yani. Artık idare edin. Elimden bu kadar geliyor. Bunlar şöyle. Ne denir buna? Sezar usulü mü? Sezar salata. Ne denir buna? Öyle kesilmişti. Aslında Japonya'da bunun somenin hazır pişmişleri var. Hatta tofu'dan yapılmışları var. Ben genelde onlardan alıyorum açıkçası. Hazır pişmiş, haşlanmış yumurta, hazır salata malzemesi, hazır doğranmış patates. Hepsi var. O yüzden aslında hani ne olacak? Hemen yapılıyor demeyin. Çünkü işten döndüğünüzde aşırı kolaylık oluyor. Çekirdeklerini şöyle çıkartıyorum. Canım istedi. Şimdi bu sıcaklarda bir de... Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Doğal serinlik resmen. Bir şey diyeceğim. Şimdi bence salatalığın asıl adı nedir? Biyar. Çünkü biyar. Salatalık deyince marul da akla gelebilir yani. Kibarlaştırmak için salatalık demişler. Hayır. Evet arkadaşlar, suyumuz kaynıyor. Fokur fokur. Ancak kaynadı. Şimdi bunlardan... Bir ömür sürdü bu arada. Şimdi bunlardan iki tanesini... Bunlar Japonya'da makarnalarda böyle satılıyor. Göstereyim. Ayırmışlar bölüm bölüm şöyle bantlı. İstediğiniz kadar iki tane falan. Ben hepsini atacağız diye bekliyorum. Hayır, iki tane atacağız sadece. İki tane hepsini mi? Yetmez ki o bana. Bu çok az. Daha sonra yaparız zaten. Şu an pide çekmek için. Tamam, olmuş. Kızdı arkadaşlar. Açamıyorum ama. Çok kötü açtım bu arada. İnşallah. Şöyle bir çıkartalım. Şöyle yakından göstereyim. Şöyle bakın, şöyle bantla ayırmışlar bir. Ne kadar düşünceli bu Japonlar abi, her şeyi ayırmışlar. Makarnalar da böyle. Çok iyi. İki parça çıkardım. Bir kalanını şöyle şimdilik gönderiyorum. Şu an bantı çıkarıyorum. Hemen atıyorum içine. Sonra da kronometreyi başlatacağım. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Hatta... Evet, dakikamızı da başlattık arkadaşlar. Sobamızda bunun içinde şu anda pişiyor. Somen. Şöyle bir daha somen mi? Somen. Eymen gibi ama somen. Somen. Eymen. Tamamdır. Nasıl süper kahraman ismi olur ya? Somen. He-Man. Küçük gerçek yaptığım espriler, maruz kaldığım espriler diyelim. Bir de şey vardı. Eymen benim. Eymen benim kaldı. O ne lan?
Öyle bir türkü. Harbi mi? İyiymiş. Çok çok kötü şeyler yaşadım ya isminle ilgili. Başka ama seviyor musun ismini? Hayır, no. Hayda. Neyse. 2 dakikamız neredeyse doldu. Bunu sıcaklığıyla zaten pişecek. Ben şu somenleri buraya alıyorum şöyle. Süzgeçimize koyuyoruz süzgeçimize arkadaşlar. Süzgeçimize alıyorum. Bayağı çok yapmışız zaten. Çok da fazla değil. Rıdvan için az bile ama. Normal insanlara göre çok. Ha, beni tanıyanlar nasıl yediğimi biliyor makarnayı. İşte biz neden mesela annem de zayıf, ben de zayıfım. Neden zayıfız? Çünkü Rıdvan rızkımızı yediği için yani. Evet, şimdi somonu aldık buradan. Ay elim yanmasın. İstiyorum ki bir parça bile kalmasın ama kaldı. Neyse artık o da şey olur. Şimdi bunu soğuk suda iyice yıkıyoruz böyle. Buzlarımızı da hazırlayalım mı? İyice yıkıyoruz önce. Bütün bu işte nişastasına falan acısın. Hatta su hatta sıcak bile şöyle elimizle iyice ovalıyoruz. Bunun sıcaklığını alıyor. Bu arada her tarafa sıçratıyorum. Suyun başlığı bozulmuş. Ben de burada duş almış gibi oldum. E zaten ama da sıcak. Aynen. Bil geldi. Oh! Sen de gel. Kafamı sokuyor şimdi. Şöyle gel yakından çek birazcık. Şöyle iyice arındırıyorum. Son annelerimizi. Bir su alıp getirsene. Hani böyle oldu ya. İyice süzdürüyorum. Şundan da iyice. Şunu da boşaltıyorum. Şimdi buzlarımızı bunun içine koyacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi buzlarımızı içine atıyorum. Çok enteresan bir yöntem bu arada. Yani dediğim gibi bunu sıcakta tüketebilirsiniz. Ama yazın gerçekten çok enfes oluyor. Bu şekilde buzlu. Buzlu soğumeni. Aynen. Bunu çorbayla tüketmiyorlar değil mi ramen gibi? Çorbayla da tüketiyorlar. Mesela sıcak et sulu çorba ya da soğuk böyle üzerinde değişik soslar tüketiyorlar yani. Ama yazın özellikle bir gelenek yani bu hani soğuk soğumen. Hatta böyle bambu çubukları yapıyorlar uzun. Hı hı. O bambu çubuklarından suyla beraber akıtıyorlar. Öyle servis yapıyorlar. Öyle bir gelenek. Aa, bir boru animede gibi. Görmüştüm. Nichijou evet, animesinde. Evet. Şöyle. Şu an somenimiz hazır. Bunu güzel bir o zaman dekore edelim. Size MasterChef olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buzları da makarnanın içinde tutuyoruz. Çok enteresan bir tercih. Ay düşürdüm. Evet. Tada arkadaşlar, şu soya sosu muydu? Soya sosumuz. Ve şöyle güzel gösterelim. Somenimiz buzlarıyla beraber. Bir de bunu bir tatmak lazım, tamam? Tatmak ister misin? Vallahi çok isterim. Evet, şu anda tadım sürecine geçiyoruz. Ben burada ayakta durmakta zorluk çekiyorum. Şöyle bir alıyorum ben bir parça. Bu arada buzları da duruyor arkadaşlar. Şöyle şuna bandırıyoruz. Aslında şimdi daha çok soya sosu olsa daha güzel olurdu fakat yani ben çok geçinemedim. Ben de şöyle bir soya sosuna bandırıyorum, karıştırıyorum. Bir tadakimas diyoruz. Bir tadakimas. Lan soya sosuyla soğuk soğuk denemek yemek gerçekten
ayrı ve güzel bir tat. Hı hı. Arkadaşlar böyle bir şey beklemiyordum. Biraz soğuk olunca olay beni itmişti açıkçası, doğruyu söylemek gerekirse. Yalnız buzlarla soğuk, bir de soya sosuyla karışınca çok iyi oldu lan. Tadı tadı çok güzel oldu arkadaşlar. Bu arada arada saatime bakıyorum, fark ediyorsunuzdur. Nasıl videoda gözüküyoruz diye bakıyorum. Evet. Kadrajdan çıkıyor muyuz mesela şu anda, sen kadraj... Ya ben çıkıyorum kadrajdan. Bayağı güzelmiş. Bu arada evet arkadaşlar, bir tabure daha bulamadık. Eğer böyle eğleydin. Gerçekten biraz da benim elim lezzetli. Çok yetenekli yemek konusunda. Bunu herkes de bilir. Herkes bilir. Her yemeği çok güzel. Çekilir misin? Yani makarna olsun, tutamadım, yumurta olsun. İşte her türlü yemeği çok güzel. Değil mi Rıza? Böyle çekilsene. Ah! Kolu bastırdın. Allah'ım, ya Rabbim. Şöyle poz verelim. Evet arkadaşlar, şöyle hızlıca bir. Ben de alayım. Hmm. Allah'ım çok iyi. Ben videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Videoyu kapatıyorum. Hızlıca bunu yemem lazım. Evet arkadaşlar. Eğer bu içeriği de beğenirseniz bu tarz videoların devamı gelecektir. Evet. Bu arada bunu kesinlikle eğer bulursanız neydi ismi? Hep Sobe. Soba diyesim geliyor. Somen. Bulursanız kesinlikle yapın arkadaşlar. Çok lezzetliymiş. Gerçekten kesinlikle. Lezzetliymiş. Özellikle yaz aylarında soğuk soğuk çok güzel gidiyor. Abi çok güzel hafif. Gidiyormuş. Harbiden hafif, güzel, soğuk, serin. Yani sıcaklarda mükemmel. Mükemmel arkadaşlar. Deneyin kesinlikle. Biraz kalk da ben oturayım ya. Ay benim 1.95 boyum var. Nasıl eğileyim? Nasıl eğileyim? Tamam hemen bitiriyorum, merak etme. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Lütfen izleyin. Daha çok unutmayın. Beğenin. Abone olmayı da unutmayın. Böyle değil böyle. Beğenin derken aşağıda o buton. Şöyle. Öyle yapın arkadaşlar. Aynen. Kendinize iyi bakın. Hoş yorumlarınızı sefer. Bekliyoruz. Aynen. Sorularınızı da. Gözüme sokuyordum parmağını. Bundan sonra bir soru cevap videosu çekmenizi istiyorsanız Japonya ile ilgili, Japonya'da hayatla ilgili. Ben geri dönmeden sorularınızı yazarsanız yorumlara, öyle bir videoda çekeriz. Aynen arkadaşlar. Merak ettiğiniz ne varsa Japonya ile ilgili sorun. Kendisi kaç yıl okudu? 2 yıl. 2 yıl boyunca okudu. Biliyor şartları. 2 yıldır da çalışma hayatında aktif olarak çalışıyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Öyleyse kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.